En çok ilkbaharda hissederim coşkuyu. Yeni bir başlangıcı, yeniden uyanışı temsil eder benim için. İnsanın ümitlerini yeşertir. Ve belki de bu yüzden çoğunlukla bahar aylarında çıkarım fotoğrafa. Ben Hüseyin Taşkın. Bu bölüm Kayseri'deyim. Fotoğraf hayatım boyunca zamanımı en çok ayırdığım alan diyebilirim. Bu zamana birçok anlam ve anı sığdırdım. Bu kez amacım bir anlamı bir kareye mühürlemek. Coşkuya dair çekmeyi istediğim fotoğrafın hikayesini sizlerle paylaşacağım. Bir kare bir anlam başlıyor. Coşku fotoğraflarımda ana konu olmasa da sürekli bir yerlerinde vardır. Bu bazen doğan bir güneş, bazen bir başak tarlası, bazen de sadece atmosferin kendisi olabilir. Coşku doğası gereği geçici olmasına rağmen yüksek bir heyecan yaşatır insana. Sonra o tadı ararız, tekrar tekrar. Çünkü ancak kendimize uyguladığımız kontrolü bıraktığımızda, kalbimizi açık tuttuğumuzda yaşayacağımız bu nadide anlarda yaşam sevincimiz hiç olmadığı kadar yükselir. Coşku deyince birçoğumuzun aklına düğünler, eğlenceli geceler ya da futbol karşılaşmaları gelebilir. Aslında insanın coşkuyu yaşaması için bunların hiçbirine gerek yok. Coşku daha kişisel ve ruhsal bir meseledir. İnsanın kendine özgüdür. Coşku planlanamaz. İnsan çok coşkulu olduğu bir anda bile hiçbir şey yapmadan oturup manzarayı izleyebilir. Davranışlarında abartılı bir şey görmüyoruz belki ama o anda insanın içinde duygular çağlayan olup akıyordur. Kapuzbaşı dünyanın sayılı şelalelerinden bir tanesi. Aladağların kış boyunca biriktirdiği karlar bu aylarda coşkulu bir şekilde bu şelaleden akıyor. Yakınlarda bulunan birkaç nehirle birleşerek Seyhan Nehri'ni oluşturuyorlar. Bu coşkulu birliktelik fotoğrafını çekmek istediğim duyguya beni biraz daha yakınlaştırdı. Ama aradığım fotoğraf burada değil, biraz daha uzakta. Daha önce deneyimlediğimiz ve büyük coşku yaşadığımız bir anı tekrar yaşamak istediğimizde bu defa yine aynı heyecanı duymayabiliriz. İlk adımlar, ilk bisiklet, ilk seyahat. İlkler coşku verir. Tıpkı küçük bir çocuğun henüz hayatının başındayken gördüğü her yeni şey karşısında heyecanlanması gibi. Örneğin fotoğrafa ilk başladığım zamanlarda böyle fotoğrafların beni çok heyecanlandırdığını ama artık yeteri kadar coşku vermediğini fark ettim. Önceliklerim değiştikçe hayata baktığım yer de değişiyor. Bugün sadece kendi gözümden değil, oğlum Kara'nın gözünden de bakıyorum hayata. Oğlum Karan henüz 15 aylık. Onun hayat karşısında keşfettiği her yeni şey hem onun açısından hem de benim açımdan oldukça heyecan verici. Onun için yeni olan her şeyi bir an önce görmesini, deneyimlemesini istiyorum. İlkler karşısındaki deneyimlerini o an elimde ne varsa onunla kaydetmeye çalışıyorum. Daha önce resmini ya da şeklini gördüğü bir şeyin canlı halini gördüğündeki o coşku sanırım en tarifsiz olanı. Gerçek anlamda coşkuyu hissedebileceğim fotoğrafın bu olduğundan artık eminim. Karan uçaklara, helikopterlere oldukça ilgili. Ne zaman sesini duysa hemen pencereden onları takip etmeye çalışıyor. Bu defa uçan başka bir şey görmesini ve onun o esnadaki coşkusunu fotoğrafa aktarmak istiyorum. Coşkun'un fotoğrafını çekmek için Kapadokya'ya geldim. Belki de Türkiye'nin en coşkulu sahnelerinden birindeyim. Ve Kara'nın balonlarla ilk karşılaşmasını çekmek için oldukça sabırsızlanıyorum. Sonucu ben de merak ediyorum aslında. Kara'nın balonlarla buluşacağı bu ilk anda makinamı seri ayara getirip hiçbir anı kaçırmamak için fotoğrafı çekmeye çalışacağım. Belki de en coşkulu fotoğrafı bu şekilde bulacağım.
Daha önce de defalarca geldiğim Kapadokya'ya bugün oğlumla ilk kez geldim. Gün doğumunda peri bacalarının üstünde uçan balonları fon olarak kullandığım bu fotoğrafla birlikte karanın evin duvarında asılı bir fotoğrafının olmadığını fark ettim. Bu hepimiz için yeni bir duygu oldu. Bizimle birlikte yaşayacak ve yaşlanacak yeni bir fotoğrafımız var artık. Karan belki de yıllar sonra bu fotoğrafta yaşadığı coşkuyu fotoğrafa her baktığında tekrar tekrar hissedecek.